Evet arkadaşlar, Kahramanmaraş depremiyle birlikte herkes aynı soruyu sordu. Bu deprem yapay mıydı? Tetiklendi mi? Bununla ilgili yayınlarımız oldu. İddiaları gündeme getirdik. Sonra derken bir iddia daha gündeme geldi. Değerli dostlar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım bundan haftalar aylar önce bir konuşma yapmış. Ve orada yapay deprem teorisi üzerine bir şeyler söylemiş. Ve bu açıklamalarıyla birlikte yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu Yıldırım. Peki Yıldırım ne demişti? Önce onu aktarayım size. Değerli dostlar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 4 Kasım 2021'de Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde düzenlenen Türkiye'nin Uzay Stratejisi konulu bir konferansta konuştu. Orada getirdi iddiasını gündeme. Serdar Hüseyin Yıldırım, projesini gördüm dediği bir silahtan bahsediyor. Bu silah, Yıldırım'ın iddiasına göre 7-8 metre uzunluğunda ince metal çubuklardan oluşuyor. Bunların titanyum alaşımlı ve dayanıklı olduğunu ifade eden Yıldırım, çubukların uydudan fırlatıldığını, uydulardan dünyaya fırlatıldığını, çok hızlı bir şekilde düşen çubukların yerin 5 kilometre kadar altına girdiğini ve depreme yol açtığını söylüyor. Bu deprem 7-8 şiddetinde meydana geliyor ve küçük bir şehri yok edebiliyor. 2021 yılında yapılmış bu açıklama, 2 sene sonra gündem olmasının ardından Serdar Hüseyin Yıldırım'dan bir açıklama geldi. Bu açıklama da önemli. Aynen okuyorum size. Birkaç gündür sosyal medyada dolaşan video hakkında çok soru geliyor. Bu kısa video benim çok önce bir strateji enstitüsünde verdiğim konferanstan alıntı. Dünya yörüngesinde konuşlanıp kullanıldığında küçük bir şehri haritadan silebilecek silah sistemini anlatmıştım. Bu silah sisteminin fay hatlarını tetiklemek veya tektonik deprem oluşturmak gibi fonksiyonu yok. Dolayısıyla bilinen bir fay hattında oluşan tektonik bir deprem olan Maraş afetiyle de ilgisi yok. Yanlış anlaşılmasını istemem. Bu silahın etkisini göktaşı çarpmasına kıyas edebiliriz, diyor değerli dostlar. Serdar Hüseyin Yıldırım'ın anlattığı silah geçmiş yıllarda oyunlarda da filmlerde de kullanıldı. Söz konusu silah mesela Call of Duty Ghost'ta arkadaşlar. Call of Duty'yi bilirim bu arada. İlk 3-4 serisini oynadım, sonra oynamaya zaman bulamadığımız için kaldı. Çok başarılı bir oyun. Ghost serisinde bu silahtan bahsedilmiş, bilmiyorum görmedim ama bu haber dolayısıyla baktım. Evet, orada bahsedilmiş, hatta oyunda görselleriyle birlikte işlenmiş. Aynı zamanda da G.I. Joe Retaliation filminde de arkadaşlar bu silah işlenmiş. Yani filme de konu olmuş aslında bu silah. Şimdi bu savaşçı çubukların gerçek olması ihtimali nedir? Teyit.org arkadaşlar, Teyit.org bunu irdelemiş. Sormuş bilir kişilere, uzmanlara, herkese sormuş. Videonun sonunda ben de kendi görüşümü söyleyeceğim. Bakın. Ama önce Teyit.org'un görüşüne başvurduğu isimlerden birisi uzay mühendisi Arda Mevlütoğlu. Ne demiş ona bakalım. Kinetik bombardıman konsepti. Soğuk savaşta üzerinde çalışıldı. Kinetik bombardıman konsepti, yörüngeden yeryüzüne doğru katı, yekpare bir cismin ateşlenmesi ve bu cismin süratinden, kütlesinden dolayı erişeceği kinetik enerjinin yıkıcı etkisinin kullanıldığı uzaydan yere taarruz şekli. Kinetik bombardıman konsepti depremden ziyade çok şiddetli sarsıntılara yol açabilir. Kinetik bombardıman konseptinin en bilinen ve gerçeğe en yakın örneği Thor projesi. Thor projesi 1950'lerde daha sonra bilim kurgu yazarı olacak olan Jerry Pernell tarafından ortaya atıldı. Thor projesi tungsten çubuklarıyla yörüngeden hedef alınan noktalara ateşlenmeyi esas alıyor. Buraya kadar her şey tamam. Kinetik bombardıman sistemlerinin günümüzde kullanılmasının önünde bir dizi teknik engel var deniyor. Nedir onlar? 1. Yörüngeden bırakılan okların azami sürete ulaşmaları için çok dik açılarla bırakılmaları gerek. Bu da yörüngedeki uzay aracının kapsama alanının daralması anlamına geliyor. Dolayısıyla yörüngeye her biri birden fazla ok taşıyan çok sayıda uzay aracı yerleştirilmesi gerekecek. Bu da üretim ve operasyon maliyetlerinin katlanarak artmasına neden oluyor. 2. Bir başka sorun, sistemler için gerekli yakıtın miktarı. Okların ağırlığı
uzay aracının toplam ağırlığını kayda değer şekilde arttırıyor. Yörüngede ikmal operasyonu da yüksek maliyetli ve karmaşık bir işlem. Özetle, kısacası uzaydan dünyaya fırlatılacak, fırlatılabilecek çubuklar, savaş ve savunma sanayisinde kağıt üzerinde gündeme gelse de günümüzde pratik olarak uygulanabilen bir yöntem değil. Yalnızca teoride konuşulan kinetik bombardıman konseptinin deprem yaratabileceği üzerinde ise hiç durulmamış. İstinye Üniversitesi'nden fizik profesörü Serdar Öztürk de demiş ki, serbest düşen bir cismin sürtünmeden dolayı belirli bir limit hıza ulaşacağını düşünürsek, oluşacak hız limitinden dolayı böyle bir şeyin mümkün olamayacağını görürüz. Benzer şekilde bilim yazarı ve mühendis olan Tevfik Uyar da diyor ki, videoda bahsedilen konunun Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilmiş bir konsept olduğunu söylüyor, titanyum değil, tungstenden yararlanıldığını söylüyor. Amaç deprem yaratmak değil, yer hedeflerinin hızlı imhası. Tevfik Uyar, bu araçlarla yerin 5 kilometre altına girmenin de imkansız olduğunun altını çiziyor. Tüm bunlara ek olarak, değerli dostlar, Serdar Hüseyin Yıldırım deprem yarattığını öne sürdüğü silahın titanyumdan yapıldığını söylüyor. Titanyumun erime sıcaklığı 1668 derece. Atmosfere giren bir meteorun ulaştığı ortalama sıcaklık değeri ise 1650 santigrat derecenin üzerinde. Titanyumun erime sıcaklığı ile atmosfere giren meteorların ulaştığı sıcaklık neredeyse aynı iken, iddia edilen aynı deprem etkisini meteorların da yaratması beklenirdi. Uzaydan fırlatılan dik bir metal çubuğun yeryüzüne ulaşması pek olası gözükmüyor. Çünkü günümüzde uzay araçlarını bile yeni yeni kullanabiliyoruz. Uzay araçları bile dünya yörüngesine dik değil, belli bir açıyla dünyaya girebiliyor. Deprem oluşturabileceği söylenen savaşçı çubukların da dik bir giriş yapması durumunda ısınması ve yanması beklenir deniyor, ifade ediliyor. Peki arkadaşlar, şu soruyu bir kez daha soralım. Uzaydan deprem yaratmak mümkün mü, değil mi? Şimdi buraya kadar anlaşılan o ki mümkün değil. Bu çubuklar üzerinden depremin oluşması söz konusu değil. Tetiklenebilir mi? İşte burası cevabı aranan başka bir soru. Buna kimse cevap vermemiş. Bir de Anadolu Ajansı'nın teyit hattına bakalım. Değerli dostlar, Anadolu Ajansı'nın teyit hattı Amerika'nın uzay çalışmalarından sorumlu Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde, yani NASA'da görevli olan jeofizikçi Eric Field'la görüşmüş. Ne demiş bakın, Türkiye'deki depremlerle ilgili çalışmaları da varmış bu arada Fielding'in. Gökyüzünden ya da uzaydan herhangi bir müdahale ile depremin mümkün olup olamayacağı ile ilgili soruya, hayır, mümkün değil. Daha önce de açıkladığım gibi bu tipte radyo dalgaları ya da uydulardan gelen başka şeylerin yerin altına nüfuz etmesi mümkün değil. Depremlerin başladığı derinlikteki faydaki stres durumunu da etkileyemez. Buna yol açabilecek bir mekanizma yok demiş. Alaska'da yer alan iyonosfer üzerine çalışmak için kullanılan geniş radyo antenlerinden bahsetmiş. Bu projenin deprem yaratmak gibi bir durumu yok. Böyle bir ihtimal de yok. Bu uzun yıllardır insanların hakkında konuştuğu çılgın bir teori. Bu çılgınca. Böyle bir ihtimal de yok diyor. Peki gelelim Kahramanmaraş afeti ile ilgili. Bu çubukların bir alakası var mı yok mu? Bu dalgaların. Uzay Ajansı'ndan bir açıklama var arkadaşlar. Açıklamada şöyle deniyor. Söz konusu videoda dünya yörüngesinde konuşlanabilecek bir silah sisteminin yalnızca proje çalışmalarından söz edilmiştir. Tektonik bir deprem olan Kahramanmaraş afeti ile bir ilgisinin olması söz konusu değildir bu projenin, diye de ilave edilmiş. Değerli dostlar, şimdi videoyu bitireceğim ama şunu söyleyeyim. Ben pek böyle düşünmüyorum. Çünkü şunu biliyoruz, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Evet, bugün söz konusu olmayabilir, mümkün olmayabilir ama yarının teknolojisinin nereye varacağını, bugün geldiğimiz teknolojiye bakalım ve 20 yıl geriye gidelim. 20 yılda gelinen noktaya bir bakın ve 20 yıl sonrasını varın siz hayal edin, tahayyül edin. Teknoloji çok hızlı ilerliyor, olmazların olması ihtimali yüksek. Ayrıca yine gökyüzünde binlerce uydu var şu anda. Bu uyduların bir kısmı Elon Musk'a ait, amaç internet, hızlı internet. Bu kadar masum olduğunu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem.
Onun haricinde de uzayda hem Rusların, hem Amerika'nın, hem NASA'nın, hem Çin'in arkadaşlar bu üstleri var, uzay üstleri var. Laboratuvarları var. Buralarda neler yapıldığını kimse bilmiyor. Yeryüzünde yasaklanan ne varsa, deney anlamında söylüyorum, oralarda serbest. Oralarda nelerin denendiğini, nelerin planlandığını, nasıl çalışmaların yürütüldüğünü kimse bilmiyor. Açıklanmıyor da, sır, muamma. Ve Amerika son 20 yıla bakarsanız bir silah açıklamış değil. Boş mu duruyor? Hayır. Kesinlikle Amerika'nın savaşı uzaya taşıdığını düşünüyorum. Evet, zaten şu kabul ediliyor. Uzaydan gönderilecek silahlarla, buna füze deyin, buna başka bir şey, işte az önce bir çubuktan bahsediliyor. Bir çubuk deyin, her ne derseniz deyin ama savaşın uzaydan yürüyeceğine dair emareler var zaten. Rusya'nın, özellikle Putin'in, Amerika'nın uzaydaki çalışmalarıyla ilgili zaman zaman açıklamaları oldu. Biliyorsunuz, vururuz, hepsini biliyoruz tarzı açıklamaları olmuştu. Birileri bir şeyleri biliyor. Ben devletimizin de bildiğini düşünüyorum. Bu tür çalışmaların yapılmadığını düşünmek ya da bu açıklamalara bakıp ya bunlar ya işte yalanmış, hikayeymiş, yokmuş böyle bir şey deyip de uykuya dalmanın hepimizi kan uykusuna daldıracağını da biliyorum. O yüzden bizim Naim Babiroğlu'nun ifadesiyle kan uykulardan uyanmamızın zamanıdır. Uyuduğumuzu da düşünmüyorum. Savunma sanayimizin kimsenin bilmediği silahları ürettiğini, savunma noktasında uzaydan gelecek bu tür saldırılara karşı silahlar ürettiğini de düşünüyorum. Geride miyiz? Evet, çok gerideyiz. Ama hızlı ilerlediğimizi söyleyebilirim en azından. Bu tür saldırılara karşı Türkiye'nin savunmasız olduğunu da söyleyebilirim. Ama savunmaya geçmek adına da ciddi çalışmaların Türk beyinler tarafından, milli ve yerli beyinler tarafından yapıldığını da biliyorum. Allah yardımcımız olsun. Hiç kolay bir zamanda yaşamıyoruz. Düşman eskiden mertti. Demiş ya Topal Osman, silah çıktı, mertlik bozuldu. Silah çıktı, mertlik bozuldu arkadaşlar. Ve silahlar öyle eskisi gibi, karşınızda duran adamın çektiği silah gibi de değil. Görmüyorsunuz bile. Bir silah ki, düşünün, bir şehri infilak ettirebiliyor. Lübnan'da bir patlama olmuştu, hatırlayın. O patlamaya bir sıvı neden olmuştu. Nasıl şehri tarumar etmişti, paramparça etmişti, insanları, yakın civarda bulunan insanları eritmişti. Ve bugün atom bombasından en az 100 kat daha güçlü olan nükleer silahları konuşuyoruz. Ve bu silahların gökyüzünden, uydulardan yeryüzüne nasıl gönderebiliriz'in hesabını yapanların olduğunu konuşuyoruz. Daha çok konuşacağız bunları ve biz zaman zaman bunları bilir kişilerle, sizlerle paylaşmak adına konuşuyoruz ve yayınlarımızda da paylaşıyoruz.